Büyük Zafer'in 97. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 81 ilimizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında başlayan büyük taarruz, verilen çetin mücadelelerin ardından Dumlupınar'da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansız zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdecisi olan büyük zafer, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli bekamızı korumak gayetiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele bunun en açık delilidir. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyük zaferden aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla tıpkı 97 sene önce olduğu gibi inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Bu temennilerle bir kez daha şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerimize de selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Tarihinde düşmana karşı İstiklal Savaşı'nda elde edilen zafer günü olarak yazılmıştır. Zor bir gelişme yolu açan Türkiye Cumhuriyeti günümüzde önce ülkeler arasında yer almaktadır. Uluslararası cemiyetinde Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olduğunda bu arada belirtmek isterim. Kırgızistan bağımsızlığını elde ettikten sonra ülkelerimiz arasında karşılıklı saygı, değişiklik kendisine dayalı dostane ve güven dolu ilişkiler sürdürülmektedir. Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti'nin stratejik partnerlerinden biridir. Sayın Büyükelçi, askeri alandaki iyi ilişkiler çok yönlü bir askeri işbirliği şeklinde yürütüldüğünü belirtmek isterim. 1993 yılından itibaren askeri eğitim işbirliğinin devam etmektedir. Bu dönem zarfında Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri eğitim okullarında 400'den fazla Kırgız askeri personeli eğitim almıştır. Askeri sağlık alanında eğitim işbirliği yürütülmektedir. Türk tarafının desteğiyle askeri personelimizin ve aileleri Türkiye Cumhuriyeti sağlık birimlerinde yüksek basitli sağlık hizmetlerine istifade etmektedir. Hükümetler arası sağlık anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle şu ana kadar 26 kişi pahalı, bağlı üyeler var, dahil ihtisaslı tedavi görmüştür. Bununla birlikte lojistik işbirliğiyle ikili ilişkilerinin çok keseri alanına verildi. 1999 yılından itibaren bu yana kadar Türk tarafı
Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri. Araç geliş, telsiz, istihdam malzemesi, sağlık ve lojistik malzemesiyle donatılması için çok önemli destek sağlamaktadır. Всех граждан Турецкой Республики с Днем Победы. Желаю Турецкой Республике дальнейшего процветания и развития. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем присутствующим доброго здоровья, успехов и семейного благополучия. Алганч, Türk halkı için en manevi gündü. Gecemizde katışım. Biz menen birge uygulduğunuz için varınızla rahmat aytıp tazim kılalım. Kurmaklı konuklar. Soğuştu eç bir boğum, halavuz ağlamat. Cana soğuş eç kaçan cakşı, eski örgü dörgü, sebep bol durdu. Bir o koşulları olsa da, kee bir soğuştan bir unutun canıdan caşır, canalışına sebep bol. Koşulları yükünlerden biri, Türkiye Respublikası'nın tüzülüşünü yol açan soğuştu cengen 1922 yılın 30 Ağustos günü Bolgur Esep'tedir. Türk memleketin basıp Anadolu'nun gözdörgün imperyalist güçlerine karşı Ulu Çoğulbaşçı Mustafa Kemal Atatürk'ün cetekçiliğinde 1919 yılın 19 Mayıs günü başlangan unuttuk, boşlandık, kürüş Dalmuş'un 1922 yılın 30 Ağustos'unda Bolgan Başkı Bolbaşçılar'ın saldırışında geniş menen ayaklandı. Türkiye Respublikası'nın tüzücüsü Ulu Çolbaşçı Mustafa Kemal Atatürk'ün kolbaşçılığı menen 1922 yılın 30 Ağustos'unda cetilişken Bu cenişten ki canı Türk memleketi düzüldü, cana bir gün kükündü, aymaktarlı küçtü memleket ruhunda yetişti. 30 Ağustos günü bu özgürlüğü günü olan Polson Ceniş yıldan beri Ulu Cen'in cana Türk kurallığı gücünün mayranı katarı tuttuk tanıp gelip. Sarka Anday'ı Halganday Bütün Türk kurallı güçlerinde hizmetkarlardan derecesi götürülü canı Zıvanya Tavuğu'nun birinci günü özgürlüğü ev bulup kaldı. Urmatlı konuklar, hazır bağırlık memleketler belgeli tarmaklarda biri birine cardan örgözüldü, cana tavsiye dönüşüyordu. Biz de Türkiye Respublikası'nın Kırgızistan'daki öküldörü katarı öz ara hizmettaştıktı maksadında eki öküle salıp koşu alsa